Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, modern Arapça dersimizde Avf Arapça 1 kitabından 3. ünitenin alıştırmalarında 4. alıştırmada kalmıştık. Şimdi bize Arapça cümleler veriyor. Biz bunları tek tek karşılarında verilen anlam çıkacak şekilde hareket ediyoruz ve irab ediyoruz. Vecede et-tabibu El-Merida fil-Mevqifi. Mevqifi. Arkadaşlar, bu arada size ekstra bir bilgi vereyim. Şu sondakiler, irab harekesi, şunlara da biz yapı diyoruz. Yani bu söylediğimi not alırsanız, kelime içindeki harekelere, bir saniye şuraya not almıştım. Bir saniye değerli arkadaşlar. Mehmet Ali Şimşek Hoca bunu çok güzel anlatmış. Harekatül bünyeti diyoruz. Harekatül bünyeti. Kelime içindeki harekelere. Sondakilere ise harekatül i'rabi diyoruz. İ'rabi. Yani tabi bu. Tabi kısmına. Et tabi kısmına harekatül bünyeti. Yani yapı harekeleri diyoruz. Biz bunları sözlük bilgisi ve sarf bilgisiyle buluyoruz. Ama şu tabi bu. Merida bu. Da mevkifi. Bunlara da harekatül i'rab diyoruz. Bu konuda da terkip bilgisi, nahiv bilgisi bize yardımcı oluyor. Bunların şimdi nasıl yapmış mesela kitabımız? Vecede'ye demiş ki mazi fiil. Vecede buldu demek. Misali vavi bir fiil. Mazi fiil üçüncü tekil şahıs eril demiş. Et-tabibu fail merfu ref alameti sondaki damme demiş. Böyle yazmış. El-merida mef'ul mansup nasb alameti sondaki fetha. Fi harfi cer yani car. Car arkadaşlar. Mevkufiye de mecrur. Cer alameti sondaki kesre demiş. Ama biz Arapça irabı alışalım. Çünkü Arapça ile Türkçe arasında pek bir fark yok. Önce birinci hedefimiz doğru okumak. Doğru okuyalım. Vecede et-tabibu el-merida fil mevkifi. Veya şöyle de okuyabiliriz. Vecede tabibul merida fil mevkifi. Şimdi kırık mana verelim. Vecede buldu. Kim? Kim sorusunun cevabı faili verir. Et tabi bu doktor. Kimi buldu? Kimi veya neyi sorusunun cevabı mef'ulü verir. El merida mef'ulün bihimiz. Nerede buldu? Nerede sorusunu sorduran bize buradaki fil mevkifi durakta. Türkçe'ye çevirirken özne başa, nesne ortaya, nesneler yani tümleşler, yüklemde sona. Doktor hastayı durakta buldu. Doğru okuduk. Kırık mana verdik. Tam mana verdik. Şimdi irabını yapıyoruz. Vecede dört aşamalı yani. Bir doğru okumak. İki kırık mana. Üç toplu mana yani mefhum. Dört irab. Vecede fi'lun madin. Yani fiili mazidir. Mebniyyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Sondan anlıyoruz. Bitti. Et-tabibu fa'ilun. Faildir. Merfu'un bit dammeti. Damme ile merfudur. Li'ennehu müfredun. Çünkü o müfrettir. Bunun irabı da bu şekilde. El merida mef'ulun. Mef'uldür. Mansubun bil fethati. Fetha ile mansuptur. Li'ennehu müfredun. Çünkü o müfrettir. Fil mevkifi. İkisi beraber şibih cümle olarak mef'ulun fih'tir. Kendi içindeki irabını yapacak olursak fi harfi harfu cerrin veya carun diyeceğiz. El mevkifi mecrurun bil kesrati. Liennehu müfredun diyoruz. Tam irabı değerli arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel. Kelime içindeki harekeler bina yapı harekesi olup sondaki harekeler irab harekeleridir. Çok güzel komutanım. Şimdi devam ediyoruz. Vecede el muallimu et-tabibe fil mevkifi. Doğru okuduk. Şimdi kırık mana. İkinci aşaması. Bunları da not alabilirsiniz. Bir, doğru okuma. İki, kırık mana. Vecede buldu. Kim? El-muallimu. Öğretmen. Kimi buldu? Et-tabibe, doktoru. Nerede buldu? Fil mevkifi. Durakta. İkinciyi de yaptık. Şimdi üçüncüsü toplu mana. Öğretmen, doktoru durakta buldu. Bunu yaptıktan sonra irabı. Vecede fi'lun madin
mebniyun alel fethay. El muallimu fa'ilun merfu'un bil dammeti liyennehu müfredun. El tabibe mef'ulun mansubun bil fethati liyennehu müfredun. Fil mevgifi şibhu cümletin, yani şibh cümle mef'ulun fi dedik. Şimdi kendi içine giriyoruz. Fi harfu cerrun ev carrun mevgifi mecrurun bil kesrati liyennehu müfredun. Evet, bu şekilde irabını yaptık arkadaşlar. Zaten Türkçeleri bu alıştırmaların cevabı kısmında yazıyor. Şimdi bu üç tanesini de sizlerle birlikte yapalım. Söz almayanlardan. Evet. Melike Şahin. Melike Şahin. Melike. Açtım hocam. Evet. Üçüncü cümle sende Melike. Buyur. Semia. Et tabibün. Bir daha oku. Semi'a tabibun mu? Et talibu mu? Et talibu. Et talibun haberu. Habera fil medreseti. Çok güzel. Şimdi birinci hedefimiz neydi? Doğru okumak. Doğru okuduk mu? Okuduk. Evet. Semi'a et talibu el habera fil medreseti. İkinci yapacağımız neydi? Kırık mana. Buyur. Semia işitti. Fiil. Et talibu öğrenci. İki, ne işitti? Soru sorarak yap. Semia işitti. Kim işitti? Fiil varsa fail de vardı, değil mi? Fail öğrenci talibu. Ne işitti? Haber işitti. Nerede işitti? Okulda medreseti. Fil medreseti. Güzel. Şimdi toplu mana ver. Öğrenci okulda haber işitti, duydu. Öğrenci haberi okulda işitti, duydu. Haberi okulda duydu. Evet, şimdi irabı. Semia fiili mazi. Mebniyun alel fetha. Güzel. Mebniyun alel fethi veya mebniyun alel fethati. Güzel. Peki... Evet. Fetha üzere mebni olduğunu nereden anlıyoruz? Neresine bakıyoruz mazi fiillerin? Aynel fiiline. Lamel fiiline. Pardon, evet, lamel fiiline. Tamam, devam. Et talibu fail. Fa'ilun. Fa'ilun. Müfred. Damme üzere mebni. Yok, mebni değil bu. Fa'ilun merfu'un bid dammeti. Damme ile merfudur. Liyennehu müfredun. Müfredun. Evet. Onları bir yazman lazım, tamam mı? Bak, fa'ilun merfu'un bid dammeti liyennehu müfredun. Tamam. Tekrar et. Fa'ilun mef'ulun bid dammeti liyennehu müfredun. Müfredun. Hah. Fa'ilun mef'ulun dedim. Mef'ulun değil. Merfu'un. Merfu'un. Ne demiş olduk yani biz burada Melike? Fa'il merfu üzere merfudur. Damme üzere damme üzere müfret. Damme üzere merfudur. Çünkü o nedir? Müfrettir. Müfret bir kelimedir. Hani müfretlerin ref alameti damme ileydi ya. Evet. Tamam. Devam. El habera mef'ulun mansubun bil fethati. Çok güzel. Lennehu müfredin. Müfredün. Çok güzel. Ne demiş olduk? Mef'uldür dedik. Mansuptur. Neyle mansuptur? Fethayla. Çünkü o müfrettir. Yani şunu diyoruz yani Melike. Bu müfret olduğundan dolayı nasb alamet fethadır ve mef'uldür diyoruz yani. Tamam? Böyle demiş oluyoruz yani. Tamam. Evet. Fil medarisi önce birleşik olarak şibih cümle. Fi'ye gelirsek harfi cerrin harfi cer. Evet. Harfu cerrin veya carun diyeceğiz. Carun. Harfi cerrin. Medreseti'ye gelirsek de
Mecrurun bil kesreti. Mecrurun bil kesreti liyennehu Müfredün. müfredün. Bu kadar. Çok güzel Melike. Bunu geliştirmen için dediğim gibi yazman lazım, tamam? Birazı yazıyor, birazı yazmıyor o yüzden. Tamam. İnşallah onları oturtur, tamam mı? Tamam hocam. Gayet güzel. Evet Melike. Melike Evet. Karataş. Ben mi yoksa Karataş? Diğer Melike. O yazmıştı şimdi benim şeyim düzeldi diye. Tamam. İnternet demiş. Teşekkür ederiz Melike. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet Melike Karataş. Buradayım hocam. Evet buyur Melike. Şimdi şerbe el kahvete merizun. Şerbe içti demek fiil. Kahvetu, hocam sesim geliyor değil mi kahveti? Ha tabii buyurun. Kahvete meful. Sonundaki şeyi ref alameti feta. Merizun fail. Ref alameti damme. Orada hocam Buyurun. el takısı gelmemiş. Orası belirsiz bir hasta diye çeviriyoruz. Burada ne var? Mef'ul fiilin önüne geçmiş burada. Evet, onu fark ettim. Şimdi şöyle deseydi, mesela şeribe meridun el kahvete deseydi, bir hasta kahveyi içti olurdu. Ama mef'ulü öne geçirirse eğer, ne için geçirir mef'ulü öne biliyor musun? Kahveye vurgu yapmak için. Kahveyi Evet. bir hasta içti. Tamam. Bak bunu da Tamam. not olarak yazalım arkadaşlar. Şeribe meridun el kahvete demek bir hasta kahveyi içti demek. Ama mef'ulü öne geçirirsek vurguyu mef'ule veriyoruz. Şeribe el kahvete meridun kahveyi bir hasta içti oluyor. Şimdi önce doğru okumaya çalışıyoruz. Doğru okuduk. Şimdi kırık mana ver Melike. Parça parça. Şeribe içti demek. Kahvete kahve. Ne içti? Ne içti? Neyi? Hani neyi içti? Kahveyi. Kahve. Kahvete. Neyi sorusunun cevabı demek ki bize neyi veriyor? Mef'ulü veriyor. Evet. Türkçe'ye göre nesneyi veriyor. Bravo. Meruz'un fail. O da onu hangi sorunun cevabında buluruz faili? Kim içti? Bravo. Kim içti? Meridun fail. Şimdi ne yaptık? İkinciyi yaptık. Birinci doğru okuduk. Kırık mana verdik. Üçüncüsü neydi aşamamızın? Tamamen söylemek cümleyi. Çevirisini yap. Buyur. Çevireyim mi yapayım direkt yoksa okuyayım mı? Şuradakini söyleyeceksin yani. Toplu mana zaten burada yazıyor. Tamam. Kahveyi bir hasta içti. Peki şöyle deseydi. Şeribe el kahvete el meridu deseydi nasıl çevirecektik? Kahveyi hasta içti. Bravo, güzel. Şimdi irabımızı yapıyoruz. Şerbe fiil. El kahvete meful ref alameti. Fi'lun madin. Fiili mazidir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Şerbe fiilun el mazi el kahvete nasıl diyeceğim el şimdi beraber yapalım. Evet. Şeribe fi'lun madin. Ben söyleyeyim tamam. Sen de. Şeribe fi'lun madin. Şerbe fi'lun mazi. Madin. Madin. Arapçasını söylüyorum. Fi'lun tamam. Madin. Yani fiili mazidir. Mebniyun alel fethi. Mebniyun alel fethi. Ne demek yani? Fetha üzerine mebnidir. Peki nereden anlıyoruz fetha üzerine mebni olduğunu? Neresine bakıyoruz? Fael fiiline bakarak. Lamel fiiline. Sonuna bakarak. Pardon hocam. Sonundaki hareke neyse onun üzerine mebnidir. Burayı bitirdik. Peki. El kahvete mef'ulün diyoruz. Mef'ulün. El kahvete mef'ulün. Yani mef'ulün ne demek? Mef'uldür. Hani Arapça söylersen mef'ulün diyorsun, Türkçe söylersen mef'uldür diyorsun. Aynısı aslında. Tamam mı? Tamam. Mef'ulün. Tamam. Peki. Mef'uller daima ne olurdu? Mansub. Mansubun bil fethati diyoruz. Mansubun bil fethati.
Mansubun bil fethati. Yani ne demiş olduk? Fetha ile mansuptur demiş olduk. Fetha ile mansuptur. Tamam. Evet. Peki şimdi bir cümlemiz daha var. Li ennehu çünkü o demek. Çünkü o. Müfredün. Çünkü o müfreddir. Li ennehu müfredün. Li ennehu müfredün. Bitti. Şimdi geldik meriduna. Fa'ilun. Fa'ilun. Faildir dedik. Evet. Yani fa'ilun faildir demek. Merfu'un biddammeti. Merfu'un biddammeti. Ne demiş olduk merfu'un biddammeti diyerek? Damme üzere mebni mi dedik? Damme ile merfudur. Damme ile merfudur. Evet. Li'ennehu müfredün. Li'ennehu müfredün. Ne demiş olduk peki şimdi? Müfrettir. Çünkü o müfrettir. Bu kadar. Sen böyle birkaç cümleyi hem Arapçasıyla hem parantezinde Türkçesiyle yazdığın zaman İrab'ı Arapça yapmayı öğreneceksin. Tamam? Tamam. Peki burada çok güzel bir noktaya değindin. Bak bunu mef'ulün öne geçtiğini fark ettim dedin. Mef'ul ne için öne geçer? Vurgu için. Evet. Yani fail olsaydı nasıl çevirecektik? Bir hasta kahve içti. Ama kahveyi öne getirdiğine göre ondan sonra dolayısıyla vurgu kahvede. Bak şimdi bunlarda hareke yok ya Melike. Şimdi evet. Mesela öğrenci soruyor. Hocam hareke yok nasıl okuyacağım diye. Kahvenin hastayı içme ihtimali var mı? Hayır tabii ki evet. Hah. Yani biz bunu şeribelle kahvetu meridan diyemeyiz. Ki zaten meridan böyle yazılmaz. Meridan nasıl yazılır? Sonunda bir elifle yazılır. Elif desteğiyle yazılır değil mi? Evet. Hah. Dolayısıyla öğrenci hep soruyor mesela. İlla ki sende de olmuştur. Ya bu Arapça hareketsiz okunan bir şey. Nasıl okuyacağız? İşte nasıl okuyacağız? Kurallarla okuyacağız ve manadan yardım alarak okuyacağız. Kurallar ve manadan yardım alarak okuyacağız. Tamam? Tamam. Evet. İnşallah iyi oldu değil mi? Evet hocam. Çok oturdu. Çok güzel oturdu bu sefer. Tamam. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Şimdi 5. alıştırmamızda arkadaşlar yine aynı yani cümlelerin irabını yapınız diyor. Zara el veziru el camiati. Zara ziyaret etti. Kim? El veziru. Bakan. Kim sorusunun cevabı bize faili verir. Buna kırık mana diyoruz. Böyle edatlar vererek sorular sorarak mana vermeye. Nereyi ziyaret etti? Nereyi ziyaret etti? El camiati. Üniversiteleri ziyaret etti. Şimdi 3. aşamamız tek cümle haline getirmek. Bakan üniversiteleri ziyaret etti. Şu Türkçe tercümesine dikkat edin. Bakandan sonra virgül koymuş. Biz de bu virgülü koyarsak özne ile nesne ile yüklem ayırmış oluruz. Yani biz de Türkçe'ye çevirirken bu bizde bir alışkanlık olsun. Özneyi tespit ettiğimiz zaman hemen ondan sonra bir virgül koyalım. Tamam mı? Evet. Güzel. Tamam Seda Nur, şunu da sen yap. Şunu ben başladım, bitireyim. Bakan üniversiteleri ziyaret etti. Şimdi zara fi'lun madin mebniyun alel fethi. Fiil mazidir, fetha üzerine mebnidir. El veziru fa'ilun merfu'un biddammeti liyennehu müfredun. Faildir, damme ile merfudur çünkü o müfreddir. El camiati mef'ulun mansubun bil kesrati. Bak kesra ile mansub. Liyennehu cem'u müennesin salimun. Çünkü o cem'i müennes salimdir. Evet. Buyur. Buyur Seda Nur. Evet hocam. Ketebe talibu risaleten ilel muallimati. Bravo. Bak. Birinci aşamamız neydi Seda Nur? Düzgün okuduk. Düzgün okuduk. Şimdi işimizi garantiye alıyoruz. Zaten düzgün okuyan biri manasında düzgün anlar. Ama işimizi garantiye alıyoruz. Şimdi bir de kırık mana ver bakayım bir. Ketebe yazdı. Et talibi öğrenci. Ama soru sorarak böyle aşama aşama. Ketebe yazdı. Kim yazdı? Et talibi öğrenci. Risaleten. Neyi yazdı? Neyi yazdı? Risaleten mektup. İlal muallimati.
Kime yazdı? İlal Muallimatı, kadın öğretmenleri. Çok güzel. Risaletene mektup değildi. Hani nekz olduğu için bir mektup diyelim. Bir mektup, tamam hocam. Tamam. Şimdi ikinciyi de yaptık. Gayet güzel. Şimdi toplu mana verelim. Toplu mana verirken önce Türkçe'ye neyi baş alacağız? Hani Arapça cümlenin failini veya müftedasını Türkçe cümlenin başına alacağız değil mi? O zaman neyle başlayacağız? Özneyle. Yani? Öğrenci. Özneden sonra virgül koyarsak güzel oluyordu değil mi? Evet hocam. Koyduk, devam. Şimdi nesneleri araya düzeceğiz. Evet. Diğer ülkeleri. Şimdi kadın öğretmenler, kadın hocalara risaleten bir mektup yazdı. Biz de genelde şeyi yani yüklemi en son alırız. Evet. Öğretmenlere bir mektup yazdı. Öğrenci, kadın öğretmenlere bir mektup yazdı. Çok güzel. Buyurun şimdi İrab'dayız. Ketebe fiilun mazî mebniyun alel fetheti et talibu fa'ilun merfu'un biddammeti li'ennehu müfredin. Çok güzel. Bravo. Risaleten mef'ulun mansubun bil fetheti li'ennehu müfredun. Çok güzel. İla car. Yok. Harf önce bunu beraber al. İlel muallimati mef'ulun bih gayri sarih. İlel muallimat mef'ulun bih gayri sarih. Hah, ikisi beraber. Şimdi ayrı ayrı ayıracağız. İla harfi cer. El muati de mecrurun bil kesreti li ennehu cemi teksir mi diyorduk hocam? Yok. Yok, cemi müennes hali. Hah. Onu nasıl söylüyoruz? لِأَنَّهُ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ Çok güzel. Evet. Hiç bu zamana kadar böyle yapmış mıydın? Yapmadım hocam. Hatta ben İrab açısından çok sıkıntı çekiyordum. Şimdi de biraz tereddüt ettim ama deneyeceğim dedim. Hı-hı. Çok iyi yaptın. Yapınca daha iyi oluyormuş, evet. Ya normalde işte bu Arapça söylenen hani bir yerde yazmıyor, kulak aşinalığıyla öğrenmiştim yani böyle. Fiilun mazî imkan yeni yeni. Biz şimdi ikinci kurumuzda Arapça metinlerden okuyacağız ya. Evet hocam. O metinlerde bu söylediklerimizin Arapça ibaresini de gözünüzde göreceksiniz yani. Fa'ilun merfu'un biddammeti li'ennehu müfredun. Bunları hep göreceksiniz. Hı-hı. Yani tamam. Şu an söylediğim sadece işte sizden duyduğum kadar hocam. Ama çok, çok güzel. Yani aynı olması gerektiği gibi yaptın. Yani bu Seda Nur, bu yaptığımız çalışmanın iki tür avantajı var. Bir, doğru öğreniyoruz. Bir, yarın bir gün doğru anlatmak için lazım bize bunlar. Anlatabildim mi? Yani biz bir şey, en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi de şu. Herhangi bir şey öğrenirken sadece kendimizi öğreniyoruz. Ne demek sadece kendimizi öğreniyoruz? Yani kendi günümüzü kurtaracak kadar, sınavı geçecek kadar öğreniyoruz. O da iyi oturmuyor. Ama bir şey öğrenirken şunu da hesaba katarsak, ya ben bunu yarın bir gün anlatacağım. Ben anlatacağım zaman yani çok iyi anlatmam lazım deyip anlatacağımızı varsayarak öğrenirsek daha iyi öğreniriz. Onun için ben hep ne diyorum size? Ders dinlerken siz bu konuyu nasıl anlatırımın hayalini kurarak dersi dinlerseniz çok iyi öğrenirsiniz. Aynen hocam. Normalde işte bir şey açıklayamamızın sebebi de sadece kendimiz için öğrendiğimizden dolayı oluyor. E tabii. Yani diyoruz ki mesela sınava giriyoruz. Sınavda sonuçta sesli bir sınav değil, yazılı. Ben bunu okumayacağım diyorum mesela. Onun için çalışırken hiç okumaya yönelik dilimizi hiç hareket ettirmiyoruz. Dolayısıyla dilimizi hareket ettirmeyince telaffuzlarımız oturmuyor. Telaffuz oturmayınca bu sefer de diğer meseleler de oturmuyor. Bunlar bir bütün olduğu için. Yani her duyu organını çalıştırmamız lazım ki bu meseleler otursun. Duymak, görmek, konuşmak, bir başkasını anlatmak. Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Yani siz böyle yaptıkça ben çok, çok mutlu oluyorum yani. Hocam iç irabını peki yapacak mıyız? Hazır yapmışken ona da girsek mi öğrenmek açısından? İç irab zaten bir tek şurada var. Orayı da yap istersen. Risalete. Yok yok, şey de var sadece. İlel muallimati de var iç irab. O da şey zaten herhalde. Bir cümle mi demiştik? İlel muallimati mefulun bi kayrisari ila
Harfu cerrin de diyebiliriz. Carun da diyebiliriz. El muallimati de mecrurun bil kesrati liennehu cem'u müennesin salimun. Peki hocam diğerleri fiil, fail, meful mü oluyor? Ketebe, et, talibi, risaleten. Tabii ketebe fiil. Et, talibi, fail. Risaleten meful. Ya da mefulün bih diyebiliriz. Veya mefulün bih salih diyebiliriz. İlel muallimati de mefulün bih gayri salih. Bu dış irab. İç iraba zaten gireceğimiz tek iç irab şey demek. İki ögelerde olur yani. İki tane kelime de olur. İç iraba girdiğimiz zaman da ila car el muallimati mecrur. Tamam hocam. Bu kez çok iyi anladım. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlmi emanet olarak almak gerek. Evet. Arkadaşlar şu ben yapayım hocam var ya, bu her şeyden değerli işte arkadaşlar. Bu her şeyden değerli. Evet. Böyle yapmak lazım yani. Yani çünkü bu şekilde bir ortam bulamayabiliriz yani. Bu özel ders gibi arkadaşlar. Özel ders gibi. Yani herkes söz alıp 10 dakika, 15 dakika, yarım saat bununla ilgili ne yapabilir? Uğraşabilir. Evet. Ben de deneyebilir miyim? Tabii. Buyurun. İki tane kaldı. Bir tanesi Naciye'nin, bir tanesi Zübeyde'nin. Evet, buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Direkt başlıyorum. Tabii, buyurun. Arefe et-tabibu el-mümerrizati el-mümerrizati el-mümerrizati. Bir de bir. Böyle aşama aşama gidelim. Doğru okuduk. İkincisi evet. Neydi? Kırık mana. Buyur. Arefe bilmek, tanımak manasına geliyor. Et-tabibu doktor. El-mümerrizat hemşireler, bayan hemşireler. Ama kırık manaları da soru soruyorduk. O soruları ihmal etme. Mesela Arefe tanıdı. Edat verme, evet. Neyi, kim tanıdı? Öyle yap. Kimi tamam. Tanıdı? Kim tanıdı? Fail. Kimi tanıdı? Meful. Evet. Arefe tanıdı. Kim tanıdı? Et-tabibu doktor. Kimi tanıdı mı demeliyim? Burada mefulü kime tanıdı olmaz. Tabii. Kimi? Kimi tanıdı? El-mümerrizati hemşireleri. Bayan hemşireleri. Tamam. Üçüncü aşamamız neydi? Tam mana verme. Evet. Buyur. Doktor hemşireleri tanıdı. Güzel. Arefe fiilun, maziun, müfret, müzekker, pardon. Evet, müfret, müzekker, gaib. Ama onu söylememize gerek yok. Yani fiilun, mazin, mebniyun, alel, feth diyeceğiz değil mi? Tamam. Fiilun, maziun, alel, fethi. Mebniyun alel fethi. Mebniyun alel fethi. Ne demiş olduk burada? Fiilimiz mazidir. Ve hareketi, alameti fethadır. Fetha üzere mebnidir dedik. Fetha üzere mebnidir dedik. Çünkü fiil maziler mebniydi yani. Evet. Devam ediyorum. Et-tabibu failun merfuun bittammeti liennehu müfredün. Bu kadar. Çok güzel. Ne demiş olsun Naciye? Failimiz merfudur. Alameti damme. Damme üzere merfudur. Çok güzel. Liennehu çünkü müfrettir. Çok güzel. El mümerrizati. 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 Mefulun. Mansubun. Bilkesrati. Çok güzel. Liennehu cem'un müennesin salimin. Bravo. Çok güzel. Burada da mefulümüz kesra üzere mansuptur. Bravo. Çünkü cem'i müennes salim de dedik. Çünkü cem'i müennes salimlerin nasb alameti fetha yerine kesradır değil mi? Kesradır. Evet. Evet. Çok güzel Naciye. Teşekkür ederim hocam. İnşallah bunu geliştireceğiz işte yani. Bunu öğrendik ya. Öğrendiğimizi evet. Burada bırakmayacağız. Bunun İnşallah üzerinde birkaç hocam. Çalıştırma daha. Ondan sonra yapmamız gerekiyor. Yani çok rahat bir şekilde yani hem öğrenmiş hem de
öğretecek duruma gelirsiniz inşallah, tamam mı? İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Zübeyde. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam rahmetullah. Hazret tabibu minel mümerridati deve Hazret aldı. Kim aldı? Tabibu doktor aldı. Doktor kimden aldı? Minel mümerridati hemşirelerden aldı. Hemşirelerden ne aldı? Deve ilacı aldı. Ne aldı değil de neyi aldı diyelim, neyi? Neyi aldı? Deve ilacı aldı. Çok güzel. Doktor ilacı hemşirelerden aldı. Evet, ilk üç aşamayı bitirdin. Ne yaptı? Evet. Zübeyde ne yaptı arkadaşlar? Önce doğru bir şekilde okudu. Sonra kırık mana verdi. Kırık mana bizim sağlamamız aslında, tamam mı? Parça parça gitmemiz. Yani biz şu anda başlangıç aşamasında olduğumuz için kırık manayı kullanıyoruz. İleride zaten kırık manayı bırakacağız. Sonra toplu mana verdi. Evet, şimdi dördüncüsü neydi? İrab. Buyurun. Ehaze fiili mazi mebniyün alel fethi. Oraya Arapçasını söylerken şöyle söylüyoruz Zübeyde. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Onun aslı madiyundur ama mankus isim olduğu için madin diyoruz. Fi'lun madin. Tamam hocam. Fi'lun madin ma'in mebniyün alel fethi. Tabibu failun merfu'un bittammeti li'ennehu müfredun. Min ca... Evet, beraber al. Önce beraber. Minel mümerdati şibih cümle car mecrur. Min carun... Yok, bir saniye. Şimdi minel mümerdati'yi beraber aldın ya. Fiil, fail, o cümlenin içindeki konumunu söyleyeceksin önce. Minel mümerdati mef'ulun bih gayri sarih. Mef'ulun bih gayri sarih. Deyip bırakıyoruz şimdi. Bıraktık. Evet. Sonra dönüp tekrar iç irabını söyleyeceğiz. Evet. Min carun el mümerdati mecrurun bil kesrati li ennehu cem'u mühennisin salimu. Bravo. Eddevâe. Eddevâe. Mef'ulun bih sarih mansubun bil fethati li'ennehu müfredun. Bravo. Bu kadar. Bu kadar Zübeyde. Tamam. Teşekkür ederim hocam bana bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Yani bu zamana kadar hiç böyle bir irap yapmış mıydın? Böyle oturmuş muydun? Yok hocam. Çok istemiştim ama olmamıştı. Şimdi biz bunları yaptık ya. Bak, iraba bir giriş yaptık. Bu irap işin tekniğidir. Aslında yani Arapça bilmek demek, hani diyorum ya, bir insan ihlali biliyorsa sarfı biliyordu demektir, dönüşümleri. İrabı biliyorsa da nahivi biliyor demektir. Yani ikisini beraber bildiğin zaman da Arapçayı bilmiş oluyorsun zaten. İşte irabın başlangıcı da böyle basit cümleler. Ama bizim eğitim metodumuzda yapılan yanlışlıklardan bir tanesi, önce basit cümlelerden öğrenciyi irabı alıştırmadan, yani ısınma turları, antrenman yaptırmadan, egzersiz yaptırmadan çok böyle girift cümlelerle öğrenciye irap yaptırırsan öğrenci yapamaz. Önce buralardan başlayacak işte. Anlatabildim mi? Evet hocam. İraptan korktuğumuz için zaten nahvim iyi değil diyoruz hocam biz. Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi sen, geçen senin okuduğun metin mesela. Erkanul İslami. Evet. Mesela direkt o metinin irabıyla öğrenciyi karşı karşıya bırakırsan öğrenci yapamaz tabii irabı. Önce bunlarla alışacak. Yani eğitim hep tedricidir. Yani kolaydan zora, basitten karmaşığa. Sen bunlarla başladıktan sonra ileride onları zaten yaparsın. İnşallah hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fakültede nahiv derslerinde herkes yaparken ben bu nasıl bir şey diye düşünüyordum. Ama şimdi anladım ki çok kolaymış. Tabii arkadaşlar. Çok kolay tabii ki. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki ikil, çoğul, isim ve fiilleri belirleyiniz. Evet. Salih hocam. Teallemtül ilme meseleten ba'de meseletin. Salih hocam, yapar mısınız burayı? Salih hocam. Buyurun.
Evet hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah hocam. Hocam 6. alıştırmamızda metni okuyunuz diyor hocam. Sonra metindeki tesniye ve çoğul isim ve fiilleri belirleyiniz diyor hocam. Yani önce bir doğru bir şekilde okuyacağız. Sonra mana vereceğiz. Sonra evet. Da tesniye ve cemi isimleri ve fiilleri belirleyeceğiz. Tamam inşallah hocam. Ahmedu ve Muhammedu sadikani. Mana vererek mi gidiyoruz hocam? Hocam önce bir okumayı bitirelim isterseniz. Okumayı bir bitirelim. Evet. Hüma talibani fil camiati ve yedhebani adeten ile dersi ma'an. El yevme zehebe ma'an ilel külliyeti ve dekhale saffe ve dekhale saffe ve celese ala mek'ati huma thumme hadarat et talibatu ila saffi ve celesne ala meqa'ate hunne ba'de dersi. Doğru değil mi hocam burası? Evet. Hunne, müennes hocam. Meqa'ate hunne. Meqa'ati hunne. İdi. Evet, harfi cer. Evet. Aferin hocam. Yani bu aslında gayrimusarraf da hocam. Gayrimusarraflar iki yerde kesra alıyordu. Bir elif lam takır olduğunda, bir muzaaf olduğunda. Burada muzaaf olduğu için evet. Kesra alıyor. Aslında bunun aslı meqa'ide. Evet hocam. Yani o muzaaf, hünne muzaafın ileyhi olduğu için orada onun için kesra alıyor değil mi hocam? Evet. Yoksa alamaz. Ya evet. Bunun başına el getirmek lazım. El meqa'idi veya evet, muzaaf olması lazım ki kesra alsın. Yoksa alamaz. Evet hocam. Bu da çok önemli bir kural Salih hocam. Yani evet, hocam. Gayrı musarıflar kesinlikle kesra alamaz. İki kesra. Yer hariç. Kesra özürlü demiştik. Evet hocam. Bir elif lam takır olduğunda kesra alır. Bir de muzaaf olduklarını da alır. Bu da çok önemli bir not. Evet. Çok önemli bir not arkadaşlar. Devam hocam. Evet. Haracet tullabu ve talibatu minas saffi ve zehebu ilel meksafi. Evet hocam. Ve şeribu şaye ve derasu ma'an ve fis semai ve fil mesai. Evet hocam. Ve fil mesai raca'u ila buyutihim. Evet. Şimdi hocam bir de bir. Yani birincisi neydi? Doğru okumak. Evet. Doğru okuduk hocam. Şimdi evet. Dilerseniz kırık mana vererek bir metni bir tercüme edelim. Şu aşağıya bakmadan. Evet hocam. Ah yani okumadan şu an mana veriyor değil mi hocam sadece? Ha, tabii Ahmet, tabii. Ahmet ve Muhammed iki arkadaştır. O şeyi indirirseniz hocam isterseniz. O bende gözüküyor. Tamam bir saniye. Siz benim ekrandan bakıp okuyorsunuz değil mi? Evet hocam. Kitabım yok hocam. Ben bu kitaplar şey yapamadım. Aa niye hocam? Hocam yani bir sıkıntılar oldu. Kargoyla alakalı bir geldi gitti bir şey oldu. Sonradan da yani şey yapamadık. İnşallah ikinci kura kadar tamamlayalım hocam onları. İnşallah hocam. Evet. Şöyle iyi mi hocam? Şu iyi hocam şimdi. Evet buyurun. Ahmet ve Muhammed iki arkadaştır. Onlar o ikisi yani Huma o ikisi üniversitede o ikisi talebedir. Taliban evet hocam doğru. O ikisi adet olarak devamlı beraber üniversite camiaya giderler. Yani genellikle diyelim genellikle. Evet. Adet genellikle. Evet hocam. Ha, pardon siz buradan okuyordunuz. Evet buyurun. Evet hocam. Bugün evet hocam. Bugün de beraber külliyeye o gittilere mi bağlı? Evet külliyeye gittiler. Yok. Evet bugün evet. De, fakülteye gittiler. Beraber külliyeye gittiler. Yine o ikisi aynı. Sınıfa girdiler. Sıralarına oturdular. Sonra
oraya iki müennes efendim talebe sınıfa girdiler ve onlar müennesi, çoğul müenneslerini talibat. He. Çok iki hocam, talibatü. Kız öğrenciler yani. Kız öğrenciler. Ha, talibetani deseydi iki öğrenci olurdu. Ha, evet hocam. Yani burası ne, yani nerede yanlış yaptı? İki kız öğrenci değil mi hocam burası? Yok, iki kız öğrenci değil, kız öğrenciler. İkiden ha, fazla kız öğrenciler yani. Ha, ikiden fazla, evet hocam. Ha. Ve sıralarına oturdular. Evet, devam edin hocam. Ve sıralarına oturdular. Dersten sonra öğrenciler, Cemi öğrenciler değil mi hocam, kız öğrenci, dersten sonra çıktılar. Dersten sonra sınıftan çıktılar. Ve o maksaf nere diyorduk hocam, şey mi? Kantin. Evet. Sonra kantine gittiler. Dersten sonra sınıftan kantine gittiler. Sınıftan çıktıktan sonra. Ve çay içtiler. Evet. Ve sonra derse girdiler beraber. Birlikte ders çalıştılar. Derasu. Ha, derasu ders yaptılar. Evet, birlikte ders yaptılar. Akşam da evlerine döndüler. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Bitti mi? Bu kadar mı hocam? Zamanımız azaldı hocam. Hemen şeylerini vereyim ben. İkillerini, çoğullarını bile söyleyeceğim. Bazı notlar var. Tamam. Ondan sonra dersi bitirelim inşallah hocam. Müsaadenizle. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Söz hakkı verdiniz hocam. Estağfurullah hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam rahmetullah. Arkadaşlar, metindeki tesniye Cemi deyince üç şey aklımıza gelecek. Cemi müzekker salim, Cemi müennes salim, Cemi teksir. Ve fiilleri belirleyeceğiz, fiilleri. Sadikani tesniye. Ref alameti elif. Talibani tesniye. Yedhebani tesniye fiil. Yani tesniye, müzekker gaib. Zehebe yine fiil. Tesniye, müzekker gaib. Dehala tesniye, müzekker gaib. Celese tesniye, müzekker gaib. Evet. Hadarat. Ha, onu söylemeyecektik, pardon. Müfredleri söyleyin demedi. Et-talibatu. Cemi müennes salim. Ref alameti sondaki damme. Celesne. Evet, fiilleri söyleyin dedi ya. Bu da hünne çekimi. Cemi müennes gaibe. Tullab. Cemi teksir. Talibat, Cemi müennes salim. Zehebu, bu da Cemi müzekker gaib, hum çekimi. Şeribu, Cemi müzekker gaib. Ama bu Cemi müzekker gaiblerin içinde dikkat edin, tullaplar ve talibatlar var, bak gördünüz mü? Evet, ikisine beraber hem erkeklerin, ikiden fazla erkeklerin, hem ikiden fazla kızların olduğu toplulukta yine zehebu, şeribu dedi. Ve derasu, yine hum çekimi. Ve raca'u. Evet. Şimdi bunları yaptık. Şimdi burada o kadar çok mesele var ki, temel mesele. Bir sürü kurallar damıtabiliriz yani burada. Tamam mı? Mesela Ahmedu ve Muhammedun. Salih hocam mesela okurken Muhammedu dedi. Ahmedu gayr musarif. Buna tenvin veremeyiz ama Muhammedun tenvin almaksında bir sakınca yok. Ahmedu ve Muhammedun diyeceğiz. Yani müptedamız burada Ahmedü arkadaşlar. Ahmedü. Vav da onun üzerine atıf. Yani müptedamız atıf terkibi olarak gelmiş. Atıf üslubu. Atıf üslubunda kaç ögemiz vardı? Matuf. Atıf edatı matufun aleyh. Matufun aleyh. Pardon yanlış söyledim. Sağdaki matufun aleyh kendi üzerine atfedilen. Atıf edatı ve matuf. Matufa biz ne diyorduk arkadaşlar? Matuf eşittir neydi? Matufun bir diğer adı da vardı. Matufa aynı zamanda biz ne diyorduk? Matufa aynı zamanda ne diyorduk biz? O men'ud, o sıfat için. Matufa aynı zamanda atıf diyorduk arkadaşlar. Atıf. Tamam mı? Bak, matufun aleyh Ahmet. Bu atıf edatı Muhammedun. Matuf veya atıf. Şöyle yazacağız yani. Matuf
veya atıf. Şu işaretimiz artık biliyoruz ne manaya geldiğini. Müptedamız tesniye olduğu zaman haberimiz de tesniye olur değil mi? Çünkü müpteda ile haberimiz hem cinsiyet hem de sayı yönünden birbirine uyacak. Sadikani. Haberimiz daima merfudur. Merfuda ref alamet ararız. Buradaki ref alametimiz eliftir. Huma. Bu cümle bitti. Bu cümle bitti. Huma. Merfu munfasıl zamirlerimiz burada nasıl bulunurdu arkadaşlar? Merfu munfasıl zamirlerimiz daima müpteda konumunda bulunurdu. Mahallen merfu, müpteda. Haberimiz ona uyacak. Talibani geldi. Fil camiati. Bu müpteda ve haber olduğu için müpteda burası, haber burası. Yani bunun bir daha fil camiatiye, bir daha mef'ulün fih dememize gerek yok. Çünkü isim cümlesinde müpteda var, haber var. Bir ikinci öge yok. Tamam mı? Bunu müptedanın içinde değerlendiriyoruz yani biz. Peki. Şimdi yedhebani dedi. Yedhebani. Failler açıktan zikredilirse fiil daima başta müfret gelirdi. Ama açıktan zikredilmezse çekim alır arkadaşlar bak. Açıktan zikredilmezse. Yani burada şöyle deseydi. Yezhebu Ahmedu ve Muhammedun deseydi yezhebu getirecekti. Ama açıktan zikretmediği için çekimli gelecek. Yezhebani, zehebe, dehala, celese, celesne, zehebu, şeribu, derasu, raca'u. Gördünüz mü? O zaman notumuzu şu şekilde alacağız. Failler açıktan zikredilirse, failler açıktan zikredilirse fiil daima başta müfret gelir. Failler açıktan zikredilirse fiil daima başta müfret gelir. İki ihtimal var. Eğer failimiz müfret müzekkerse, tesniye müzekkerse, cemi müzekkerse failimiz, fiilimiz müfret müzekker gelecek. Ama failimiz müfret müennes, tesniye müennes veya cemi müennes gelirse fiilimiz müfret müennes gelecek. Tamam mı? Failimiz açıktan zikredilirse. İki ihtimal var yani. Ya müfret müzekker gelecek fiilimiz ya müfret müennes gelecek. Ama fail açıktan zikredilmezse o zaman çekimli gelir. Yedhebani. Buradaki failimiz ne? Öbür dersimizde öğrenmiştik. Elif. Buradaki failimiz elif. 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 Buradaki nunun nisve. Bunları zamirler dersinde görmüştük bak. Zehebu. Vavul cema'a. Vavul cema'a. Vavul cema'a. Vavul cema'a. Sondaki elifler ne peki? Vavul cema'dan sonraki elifler ne? Fail açıktan zikredilmezse fiilimiz çekimli gelir. Evet. Şunlar neydi arkadaşlar vav'dan sonrakiler? Vav'dan sonrakiler neydi? Elif'in farika. Çok güzel. Evet. Yani şu metni alın. Bak basit bir metin değil mi? Hiç zor bir kelime yok yani. Hep bildiğimiz bir kelime. Okul, sıra, masa, çay içtiler, çorba içtiler, ders çalıştılar falan filan. Tamam mı? İşte bu metni alın. İrabını yapın. Ondan sonra kurallar çıkartın. Buradan damıtın bir şeyler. Tamam mı? Yani etinden, sütünden, derisinden faydalanın. Otopsi masasına yatırın. Bak bu metin. Hiç zorlayan bir kelime var mı? Tekillerini, çoğullarını çıkarın. Ondan sonra fiilleri değerlendirin. Mesela harece mazi fiildir. Lazım fiildir. Harfi cer fiil uyumları var mesela burada. Harece min'den çıkmak. Raca'a ila e'ye dönmek. Ondan sonra zehebe ile e gitmek, işte meksaf, çoğulu mekasif gibi. Yani ne var ne yok şunu çalışın. Bunun size o kadar katkısı olur ki arkadaşlar, o kadar katkısı olur ki. Mesela bu modern metinlerde sunum yapan arkadaşlar var ya, hani o sunum yapmak için gün içerisinde hazırlık yapıyorlar ya, farkında olmadan o kadar kar elde ediyorlar ki onu ifade etmek mümkün değil yani. Öyle söyleyeyim. Yani farkında olmadan o kadar geliştiriyorlar kendilerini. Belki 6 aylık çalışmanın kurdelesini takıyorlar yani orada. Tamam mı? 6 aylık çalışmanı orada bağlıyorlar yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Burada kalalım. İnşallah bu size ödev olsun arkadaşlar. Ödevlerinizi bekliyorum. Tamam mı? Çok geniş. Yani alt başı belli. Üst başı size ait. Ne kadar genişletebilirseniz
genişletin. Tamam mı? Bunu böyle ameliyat masasına yatıracaksınız. Otopsi masasına. Böbreğini, kalbini, ciğerini falan çıkartacaksınız. Ondan sonra tekrar onları yerleştirip dikeceksiniz arkadaşlar. Tamam, adam öldü diye de çok da zulmetmemek lazım yani. Değil mi? Evet. Hiç otopsiye giren var mı aranızda otopsiye? Otopsiye giren var mı arkadaşlar? Evet. Komutanım girmiştir belki. Salih Hocam da belki girmiştir. Ha, sorular için. Yok. Komutanım, ben gerçekte de girdim. Evet. Hocam ben girmedim, merak ediyorum ama. Vallahi Zübeyde şimdi anlatmak isterdim ama çoğu arkadaş kaçar yani. Burada 17 kişi. Belki 2 kişi falan kalır yani. Evet. Adam öldüğü için organlarını boşaltıp, inceleyip tekrar organları olduğu yere koymuyorlar yani. O kadarını söylemekle yetineyim yani. Adamın içini boşaltıyorlar. Sonra içine Sivas tabirince depiyorlar yani arkadaşlar. O organları tekrar böyle içine dolduruyorlar yani. Poşetin içine malzeme doldurur gibi. Sonra dikiyorlar. Evet. Dikerken de çok dikkat etmiyorlar yani. Normalde canlı bir insan ameliyat olduğu zaman dikişine dikkat ediyorlar ya böyle. Sorun çıkmasın diye. Adam ölü olduğu için dikişe de pek dikkat etmiyorlar yani. Yorgan sırır gibi adamı sırıyorlar yani. Evet. Ay. Hepinizin böyle tüyleri ikşarra oldu değil mi? İkşarra, yakşairu, ikşarar. İkşarra oldu değil mi arkadaşlar? Tüyleriniz diken diken oldu değil mi? Evet. Ürpermek. Güzel. Ya Arapça mükemmel bir dil ya arkadaşlar ya. İkşarra kelimesinde, ikşarra kelimesini söylerken zaten ürperiyorsun yani değil mi? İkşarra kelimesini söylerken zaten ürperiyorsun. Yani Arapçada kelimelerin telaffuzuyla manası arasında mükemmel bir bağlantı var, biliyor musunuz? Bak, mükemmel bir bağlantı var. Mesela zelzele diyoruz ya, zelzele. Zelzele ne demek arkadaşlar, zelzele? Deprem. Bak, zelzele derken zaten zelzele oluyoruz yani. Sarsılıyoruz yani zelzele derken. İkşarra derken zaten ürperiyoruz yani gibi. Tamam mı? İçtema'a diyoruz mesela. İçtema'a, cema'a. Değil mi? Komutanım bilir mesela. İçtima diyoruz. İçtima. Hadi toplanma. Sıkıysa toplanma bakayım. Toplanma da İsmail komutanım bir canına okusun. Şimdi biz komutanımı burada tanıyoruz tabii. Derste tanıyoruz. Öbür yönlerini bilmiyoruz tabii. Evet. Bir de komutanımı askerlerden sormak lazım değil mi? Evet. Gerçi bizim komutanımız merhametlidir değil mi? Kelimeler telaffuz edilirken hissiyatını da katıyor Arapça. Evet, tam söylemek istediğim buydu arkadaşlar. Tam söylemek istediğim buydu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.